Şimdi mavi yaka, beyaz yaka hikayeleriyle ilgili bunları konuşmak üzere iki yakamızı eşitlik zirvesinde bu panelle bir araya getirmek istiyoruz. Çok değerli, kıymetli misafirlerimiz var. Önce moderatörümüz Egon Zayder kıdemli ortağı Sayın Murat Yeşildere'yi alkışlarınızla buraya almak istiyorum. Hemen ardından PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Metro Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Ebru Taşçı Firuzbay'ı, Eleman Net CEO'su Sayın Levent Dicle'yi ve Hiring Cycle kurucu ortağı CEO'su ve KAGİDER Teknoloji ve Dijitalleşme Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahubade Özkan'ı alkışlarınıza buraya almak istiyorum. Sahne sizin efendim, buyurun. Hanımefendileri öyle alalım. Öyle mi? Öyle. Peki, böyle. Güzel bir eşitlik oldu bence. Evet, tam evet, dengeli toplumdaki oldu. Gibi değil mi? Dengeli oldu. Ben Balcişek Hanım kadar tecrübeli olmadığım için saati kullanmak durumundayım. Onun için şöyle bir başlatalım. Olsun, siz de mülakatlardan. De... çok çok teşekkürler. Burada olmak güzel. Münteha Hanım'a ve bu organizasyonu yapan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bize zor bir misyon yüklendi. Biraz evvel söylendiği gibi o iki yakayı bir araya getirebilecek miyiz bilmiyoruz ama biraz cinsiyeti, kadın erkeği konuştuk ama şimdi de birazcık çalışan ortamda ve o ortamdaki farklı, hani bu değişik renk yakalar var. Biraz o yakaların etrafından konuşalım diye istiyoruz. İlk önce Ebru, senle başlamak istiyorum. Beyaz yaka, bir tarafta sen profesyonel hayatın içindesin. Türkiye'nin büyük perakende gruplarından birisinin insan kaynakları yöneticiliğini yapıyorsun. Ama eş zamanlı olarak da Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin de başkanlığını yapıyorsun. Ne mutlu ki bunun kaçıncı kadın başkanı oldun sen? Herhalde kadınlar şu anda çoğunlukta değil mi? 5 olduk sanırım. 5. Evet. Harika. Bence bu bile tek başına takdire değecek bir konu. O taraftasın. Birazcık bize o beyaz yakalıların dünyasında ve bu anlamda şu andaki gündemde neler var, onlardan bahsederek istersen başla. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim. Peki, memnuniyetle. Ben öncelikle şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bu sabah Yaprak'tan bir mesaj aldık biz. Bu zirvede konuşma yapacak hepimiz sanırım, o mesajla güne başladık ve şöyle dedi: zirvenin kapıları umuda, neşeye ve paylaşmaya açılıyor ve cesarete açılıyor dedin değil mi Yaprak? Süper. Dolayısıyla bu enerjiyle bu salona girdik. Umarım bu salondan hep birlikte de bu güzel pozitif duygularla birlikte ayrılırız. Çok kongreye katılmış ve düzenlemiş biri olarak da bu gibi ortamların ne kadar zor hayata geçtiğini de bildiğim için tüm emeği geçen herkese de teşekkür ederek biraz zamandan çaldım ama bunu söylemeden geçmek istemedim. Senin de söylediğin gibi Murat, aslında bugün belki konuya iki pencereden bakabileceğim. Bir yandan STK dünyası, bir yandan bir kurumsal hayatta, ama ben her ikisinin zaten çok önemli bir kesişim kümesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği olarak da çalışma hayatının nabzını tutmaya çalışıyoruz. Bu nabız dediğimizde gerçekten bugünün konularına da baktığımızda derneğimiz bu arada 53 seneyi devirmiş bir dernek. Gerçekten geçtiğimiz yıl Cumhuriyet bir asrı devirdiğinde biz de yarım asrı geçmiş bir köklü STK'yız dedik. Bunu yaparken de her dönem çalışma hayatının nabzını tutmaya çalışıyor. Bugüne geldiğimizde de İş yaşamı dediğimizdeki çalışan ve kurum perspektifinden de baktığımızda ana gündem aslında gerçekten kurumlarda fırsat eşitliğinin olduğu, Hakan Bey'in de söylediği gibi özgür ortamların olduğu, insanların kendilerini gerçekten kendi farklı kimlikleriyle o kurumun içinde var edebildikleri ortamları yaratabilmek en şu an çalışan bağlılığını etkileyen ana unsurların başında geliyor. Biz Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nde günün trendini yakalamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de sadece lokalde değil, aynı zamanda Avrupa İnsan Yönetim Derneği'nin de bir üyesiyiz. Dolayısıyla bugün bu konuştuğumuz trendler aynı zamanda pek çok globalde de masaya yatırılan konular diye düşünebilirsiniz. Bu perspektiften de baktığımızda toplumdaki cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği, yeni jenerasyonun hayatımıza katılmasıyla birlikte onların farklı beklentilerinin karşılaması bizim bugünümüzdeki ana gündemlerimizi oluşturuyor. Diğer taraftan hani bunları nasıl yaygınlaştırıyoruz dediğimizde de özellikle sen PERYÖN çatısını bir geniş bir çatı olarak da altını çizmiştin. Kongrelerimizde, ödül programlarımızı işte buradaki yeni trendleri, ilham veren uygulamaları paylaşmaya, çoğaltmaya, birbirimizden ilham almaya çalışıyoruz. Böyle baktığımızda da yine ödül programlarında da en öne çıkan konular, şirketlerin ben bunu da hayata geçirdim diye gururla getirdiği konularda tam da işte bunları kapsayan konular diye şöyle bir genel çerçeveyi çizmiş olayım müsaadenle. Biz Evrim Kur'an'la yeni bir kanal başlattık. Orada evet, da ilk yaptığımız programda çalışan bağlılığı, Evrim ona fantazi diyor. Sen bir insan kaynakları direktörü olarak nasıl bakıyorsun çalışan bağlılığına? Fantezi demeyeyim, mesleğim icabı belki Evrim kadar cesur olamayabilirim o noktada. Ama bir gaye diyelim mi buna? Yani günün sonunda kurumların sürdürülebilirliği için teknoloji, dijital her zaman gelişecek, büyüyecek ama insan faktörü ve insan odağında yönetim olmazsa olmaz olacak. Çünkü belki ikinci bölümde biraz gireriz konuya ama yine bütün araştırmalar söylüyor ki şu an bütün C-level yönetimlerin masasındaki en kritik konu teknoloji, büyüme var ama yetenek var. O yeteneği ama çekmek ama tutundurmak için de bizim bağlılığı mutlaka gündemde tutmamız gerekiyor. Yok, ben de hani latife ederek söylüyorum. Senin söylediğin gibi insan kaynakları ya da insan yöneticilerin gündeminde şu anda yetenekleri bulmak var. Özellikle bu evet, coğrafyada. Sen çok iyi biliyorsun zaten. Eş zamanlı olarak da onları tutmak ve doğru, mutlu ederek aynı müzikle dans ettirebilmek var. Levent, bu taraftan sana geçiyorum. Böyle yaka rengini birazcık daha koyultarak geçiyorum. Çünkü evet, hani bir tarafta saha çalışanlarını ağırlıklı içine alan bir mavi yaka tanımı var. Ama son dönemlerde ikisinin ortası gri yaka diye bir kavramı da çok fazla konuşmaya başladık. 20 yıl önce herhalde Türkiye'de yeni mezun bir üniversiteden çıkan gencin asgari ücretin 6-7 kat maaşla iş hayatına, profesyonel hayata başladığı bir ülkeden şu anda şanslıysa 2-2,5 kat maaşla hayatına başladığı bir ülkeye dönüştük. Bu da tabii bu renkleri de birbirine karıştırmaya başladı. Sen bu anlamda bize öncelikle bir mavi yaka perspektifini, oradan da belki birazcık bizi gri yaka perspektifine doğru da götürebilirsin. Yani çok güzel bir giriş yaptınız. Eleman Net'te 19 senelik bir şirket. 19 senedir mavi yaka ve gri yakada sektör liderliği yapıyor. Bahsettiğiniz durum şu an son 2 senede önümüzde duran en önemli etken. Mavi yakalı 2 senedir çok öne çıkmaya başladı. Gelir aralığı çok daraldı beyaz yakayla. Bulunmaz noktasına gelecek kadar, özellikle son bir ayda yaptığımız bültenlerde bunu basınla da paylaşıyoruz. Ciddi anlamda bir makas daralmış durumda gelir alımda. Üniversite mezunlarımız var, diplomalı mavi yakalarımız var. Mavi yaka kavramı değişti. Yani mavi yaka eskiden elinde İngiliz anahtarı olan mavi tulum giyen işçi sınıfıyken şu an kendi içinde mesleki yeterli olan mavi yaka, vasıflı mavi yaka, vasıfsız mavi yaka ve diplomalı mavi yaka olarak kendi içinde segmente olmuş durumda. Dün hatta PERYÖN'ün bir etkinliğine katılmıştım. Çok güzel bir içerik vardı. Grade kavramının kalmadığı, artık bütün dengelerin, eski ezberlerin bozulduğu ve yeni bir döneme geçtiğimiz paylaşıldı orada da. Ben de bunları destekliyorum. Münteha Hanım özellikle bu etkinliğe gelirken izleyicileri uyutmayalım, ayıltalım şeklinde bir uyarıda bulundu. Ben de o verilerle geldim. Kendi sistemimizde şu an 15 milyon kayıtlı CV'miz var. Bunun %50,5'i kadınlardan oluşuyor. İlk kez bir dijital platformda, ben dijital pazarlama kökenliyim, bir platformun paydaşlarının kadın ağırlıklı olduğu bir yerden bahsediyoruz. İstihdam. Şimdi esasında bir teknoloji ve yazılım şirketiyiz. Ama işimiz istihdam. İstihdam olunca bu da size tabii ki doğal olarak sorumluluklar yüklüyor. İşveren tarafında işler değişmiyor. Her zaman ihtiyaç var. İhtiyaç hep olacak. Ama iş arayan tarafında biz bazen işte oğlumu ve kızımı siz işe soktunuz, teşekkür ederiz diye anne hayır duası da alabiliyoruz. Böyle mektuplar da geliyor. Bu da yaşadığımız örneklerden bir tanesi. Ben burada 2 tane veriyle geldim. Bu etkinlikten çıktıktan sonra böyle cebimize koyabileceğimiz ve çıktıktan sonra da bunu nasıl değiştirebiliriz veya hayatımıza nasıl alabiliriz diye koyacağımız 2 tane veriyle. Bunlardan bir tanesi iş gücünde eşitlik, eşit iş ve eşit maaş bazıyla konuştuğumuz bir veri olacak. İş gücünde cinsiyet eşitliği. Şubat ayında bir anket gerçekleştirdik. Bu anket sonuçlarını paylaşacağım sizinle. Çalışma hayatında şu an çalışma çağında 33 milyon kadından bahsediyoruz. Bunun 12 milyonu iş hayatında. Ne kadar atıl bir çalışmayan iş hayatında olmayan kadın rakamından bahsettiğimiz. Sözünü kesiyorum, o bahsettiğin sayının içinde özellikle tarımda aile işinde olan, gelir ve sosyal güvenliği olmayan kadınlar da var. Onları çıkartırsan 5 kadından bir tanesi aslında iş hayatının içinde. Çok çok doğru bir veri. Bu da bizim verimizi destekliyor zaten. Bu Şubat ayındaki ankette asgari ücret zammı sonrası erkeklerin %30, kadınların %21 seviyesinde %40 ila 50 civarında bir zam aldığını sonucunu elde ettik. İş aynı, yapılan çıktı aynı ama kadınlar %20, %10 daha az maaş zammı alıyor sonucu ortaya çıktı. Yıl 2024. Bunlar hala hayatımızda ve hala yaşadığımız veriler. Pozisyon bazlı maaş karşılaşmasında da kadınların %31'inin daha az maaş aldığını yaptığımız anketlerle gördük. Bunun değiştirilmesiyle ilgili ben bu etkinliğin çıktılarının çok verimli olacağını düşünüyorum. Tahmin ediyorum seneye yine burada bir arada olacağız. Neler değişti hayatımızda bunları da paylaşıyor olmayı çok isterim. Özellikle düşük ücretli işlerde ve aynı işi yapan meslek gruplarında biz erkek işi algısını değiştirmeyi arzu ediyoruz. Artık hayatımızda anormal olan, şimdi normal olan meslekler var. Akaryakıt istasyonlarında bunu görüyoruz. Artık birçok kadının burada çalıştığını, hepimiz kişisel hayatımızda da rastlamışızdır. Doğru. Bu mesleklerin arttığını görmek bizi memnun ediyor. Dediğim gibi biz teknoloji ve yazılım şirketiyiz ama işimiz istihdam. İstihdama katılan kadınların her meslekte olabileceğini görüyoruz. Ben çok yakın bir tarihte kaynak ustası olan kadınların bu eğitimi alıp iş hayatına katıldığını gördüm. Yani çok istekli ve çok arzulular. Bu gerçek erkeklerden daha istekli ve arzulular çalışma hayatında. Bazen iş beğenmeme, işi seçme gibi algıların kadınlarda olmadığını da görüyoruz. İş hayatına katılması ile ilgili bu destekleri nasıl paydaşlarla ve STK'lara verebiliriz? Bunun çıktılarına bakmak gerekiyor. Sadece kadın olarak değil, iş hayatının özellikle mavi yaka ve gri yaka, ara kademe dediğimiz segmentte diplomalı mavi yakalılar diye bahsettiğimiz bir segment var ki gençlerimiz, bunu sadece kadın ve cinsiyet ayrımı olarak da söylemiyorum, gençlerde de bir eşitsizlik var iş hayatına girmesiyle ilgili. Demin bahsettiniz, beyaz yaka ve mavi yaka makası daraldı. 7,5 milyon öğrencimiz var, üniversite öğrencimiz var. Dünya ortalamasının çok çok üstünde. Bir örnek vereyim, Almanya'da 3,5 milyon üniversite öğrencisi var. Ve ama bizi kıskanıyorlar onlar. Evet. Ve biz bunları mezun edeceğiz. Ve bunlar iş hayatına girecekler. Dediğim gibi son 2 senede mavi yaka kavramı çok değişti. Artık üniversite mezunlarının bazen hobilerini, işte barista gibi, aşçılık gibi mavi yaka mesleğe döndürdüğünü görüyoruz. Bazen de iş hayatına katılmakla ilgili bir zorunluluklarından dolayı mavi yaka işleri tercih ettiğini görüyoruz. Mesela kuryelik, inanılmaz bir geliri olan, beyaz yakadan çok daha fazla, hatta maaş skalasına vereyim 70-80 bin liralar aylık civarında bir geliri olan meslek konumuna geçti. Üniversite mezunu hatta okuyan gençlerimizi bu mesleklerde görebiliyoruz. Dolayısıyla gençlerde de bir fırsat eşitliğinin yaratılması gerekiyor. Burada da önümüzde çok ciddi veriler çıktı. En bariz veriyi de şöyle söyleyeyim. Yine yaptığımız bir anket sonucunda lise mezunu bir ayda iş bulurken lisans mezunu 9 ayda iş bulabiliyor. Ortalaması var. Bu bizim çıktılarımız. İşkur 13,5 ay diyor. Lisans mezununun işe yerleşme sürecinde. Buradaki adaletsiz diyemiyorum ama eşitsizliği de nasıl eşit hale getirilmekle ilgili çalışma yapıyoruz ki ikinci sekansta nasıl çıktılar üretiriz de paylaşmayı isterim. Çok çarpıcı söylediğin, aslında birçok ülkede eğitim istihdam edilebilmeyi kolaylaştırırken bizim ülkemizde maalesef ters bir korelasyon olduğunu görüyoruz. İşte eşitlik ya da eşitsizliği konuştuk. Sen buna ücret, eşit ücret kavramını da getirdin bir taraftan. Ben hayallerin eşit olmasını da önemsiyorum. Ve hayalleri konuşurken geleceği, teknolojiyi, yapay zekayı konuşmaya başlıyoruz. Yapay zeka, hani organikten ne kazandık gördük de yapay bir şey yarayacak mı diye bilmiyorum ama yapay zeka acaba bu konuştuğumuz eşitsizlikleri çözecek mi? Yoksa daha da çarpık bir hale mi getirecek? Teşekkürler Murat. Her şeyden önce hangi yapay zeka diye sormak gerekiyor. Çünkü Hiring Cycle özelinde bakarsak biz de kendimizi aslında teknolojiden güç olan bir hala insan kaynakları firması olarak tanımlıyoruz. Çünkü yaptığımız iş insanların eşit, adil, önyargısız şekilde işe girmesi için araç geliştirmek. Her üründe bir acıdan yola çıkıyor. Açıkçası benim bu mesleğe atıldığım yıllarda 20 yaşındaydım ve 20 yaşımdan yaklaşık 40 yaşına kadar herhalde 20.000'in üzerinde brief'e girdim. Türkiye'de bu brieflerin %80'inde işveren size şöyle bir 10 üniversite sayar. Allah razı olsun o 5'in altına da bazen iner. Tahmin edersiniz hangi üniversitelerden bahsediyorum. Ve bunun altında bir başvuruysa siz eliniz gitmeden, yüreğiniz gitmeden aslında o insanları daha ön eleme sürecinde elemek zorunda kalabilirsiniz. Ve bu konuda bazen departman müdürleri gerçekten insan kaynaklarını domine eder ve bu da çok ciddi bir eşitsizliğe sebep olur. Şimdi yapay zekaya gelmeden önce biz insanın birbirine yaptığı şeyler hakkında biraz kendimize gelelim istiyorum. Mülakatlarda sesi gerçekten geçmişinizden gelen ve sizi çok rahatsız eden, kötü davranan birine benzediği için ben dayanamadım bu mülakattan çıktım diyen departman müdürleriyle de tanıştım. Aday uygun değildi, lütfen bize açıklar mısınız? Bir sonraki adayın uygun olması için kriterlerinizi duymak istiyoruz dediğimizde içime sinmedi diye bir tanım vardır mesela. Şimdi herkesin içine sinenle her işi yapabilen arasında çok ciddi bir fark var. Benim davam böyle başladı. Daha genç kızlık yıllarımdan buna kafayı taktım. Çünkü şunu görüyorduk. Eğer bir şekilde siz çok iddialıysanız ve o kişinin o barajları yenmesini, o algı çıtalarını yenmesini sağlıyorsanız ve orada o işi yaparken görüyorsanız bir gün size Allah razı olsun iyi ki bizi bir araya getirdin diyen insanlar da vardı. Bu noktada yapay zekanın gelişmesi bir tesadüf. Yapay zeka bir teknoloji. Ben çok iyi Excel kullanan İK'cıları da başımın üzerinde taşırım. Burada önemli olan konu veri. Veriyi işlemek, veriyi doğru eğitmek ve hangi veriden ilham aldığınıza ve nereye doğru gitmek istediğinize iyi bakmak. Şu an Hiring Cycle 5. ayında biz bugüne kadar 300 tane müşterimizle irtibat kurduk. Önemli olan bu ürünü kullanacak olan karşı taraftaki kişilerin iyi eğitilmiş olması. Dünyadaki örneklere baktığımızda artık her yerde olduğu için biliyorsunuzdur çok klişe hale geldi. Yapay zeka aslında bir derin makine öğrenmesidir ve derin makine öğrenmesi de işe alım metodolojilerinde 2014 yılından beri kullanılır. İlk bu konuda harekete geçen firmalardan biri Amazon'dur ve algoritmasını CV düzeyinde eleme yaparken daha çok erkek adaylar yönünde karar vereceği şekilde eğittiği için birçok kadın adayın kıyımına sebep olmuştur. Ve burada sizi şu an benim de karşıma çıkıyor. Elbette ben o işin operasyonundan geldiğim için bu soruların neden geldiğini biliyorum ama karşınıza çıkan ilk soru CV optimizasyon yapıyor musunuz? CV optimizasyonu neye göre yapıyorsunuz? Şimdi yapay zeka orada masum. Siz onu nerede görevlendirecekseniz yapay zeka kıyımı da orada yapacak. Benim bu salondaki bu kadar bilinçli insandan en büyük dileğim şu olur. Teknolojiyi kullanın, teknolojiden korkmayın, yanınıza alın. Ama bu teknoloji neyle eğitilmiş ve ben iş analiz sürecimde ondan nerede faydalanacağım? Bunun adını çok doğru koyun. Buranın asıl yolculuğu sizin işe alım metotlarınızdaki etik duruşunuzla bağlıdır. Ve ben sadece kadın erkek değil, yani KAGİDER'deki görevim nedeniyle daha çok kadına, daha çok genç kıza dokunabiliyor olsam da ben toplumdaki bütün paydaşların eşitliğini, Fırat Üniversitesi'nden harika mühendisler çıkardığımızı, Harran Üniversitesi'nden çok iyi proje yöneticileri çıkarttığımızı biliyorum. Dolayısıyla CV üzerindeki anahtar kelimeler üzerinden kıyım yapan bir yapay zeka da üretebilirsiniz. 21. yüzyılın bizden beklediklerine adapte olacak bir yapay zeka da üretebilirsiniz. Üreten insan, data yükleyen insan, koşullayan insan ve hiçbir zaman unutmayalım, yapay zeka da olsa yarın dikey zeka çıkar arkadaşlar, bilmiyoruz ne çıkacak. Önemli olan bu ürünlerin karar destek mekanizmaları olduğunu unutmamaktır. İnsan eli hiçbir zaman insan kaynaklarının içinden çekilmemelidir ve bu ürünler fırsat eşitliği için kullanılmalıdır. Harika, çok güzel bir yerde bıraktın. Evet, bir alkış hak ediyor hakikaten. Benim başta söylemeye çalıştığımı sen çok daha güzel ifade ettin. Yani organik zekayı önce bir toparlayabilsek, yapayını çözmek daha kolay ve mümkün olacak. Birkaç dakikamız daha var. Hızlı bir bu sefer tur yaparak gene Balcişek Hanım'dan da ilham alarak hani manşet olacak bir şeyler değil ama bu konuştuğumuz çerçevede biraz evvel konuştuğumuz daralan makasları, açılan farkları, eşitsizliğin daha çarpık olmaya doğru gittiği ve maalesef de teknolojinin bunu aslında gene bizim onu öyle yönlendirdiğimiz için daha da tetiklediği bir dünyayı görüyoruz. Bu dünyanın içinde demin konuştuğumuz kendi alanlarınızda baktığınızda birkaç cümle, birkaç fikir, birkaç yol haritası, hatta daha da ileri gideyim, bir sihirli değneğiniz olsa eşitsizlikleri çözmek için ilk neyi değiştirirsiniz? Çok güzel bir soru. Bence çok da güzel bir pas aldım. İnsan kaynaklarına ilişkin. Ben şirketlerdeki insan kaynaklarının son dönemdeki stratejik paydaş nokta olma noktasındaki adımlarını gayet olumlu görüyorum. Şirketlerde, yönetimlerde bunun farkında. Yapay zeka dediğimizde de yapay zekanın doğru çalışması için doğru briefing gerektiğinin de farkındayız. Dolayısıyla şirketlerde bu değişimi ve kurum kültürünü destekleyen ana fonksiyon olan, kaldı ki artık ismi bile çok farklılaştı değil mi? Yani insan kaynaklarından, yani personel dönemine hiç dönmeyelim, oraları açtık. Ama artık insan ve kültür, insan ve sürdürülebilirlik, insan ve inovasyon yetenek dediğimiz noktada, insan ve yetenek dediğimiz noktada zaten insan kaynakları kurumlarındaki bu değişim rüzgarını tetikleyen, üst yönetimin sağ sol kolu olan, net bir stratejinin paydaşı olan bir fonksiyon. Dolayısıyla benim en büyük çağrım, birincisi tüm kurumlarda bu fonksiyonun olması gereken noktaya taşınması, temsil olarak da. Belki büyük kurumlarda bunu görüyoruz ama toplumun geneline hitap edebilmesi için. İkincisi de yine kendimize de bir ödev çıkaralım. Bizim de bu konuda gerçekten insan kaynakları profesyonelleri olarak kendimizi geliştirmek ve tüm bu trendleri yakalayacak yeteneğe geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. İki tane şey yakaladım aslında. Levent'in söylediğine bir ekme yapmak istiyorum müsaadenle. Özellikle gelir eşitsizliğinde. Bir araştırma daha var. Hani kadın erkek gelir farklılığına baktığımızda iş başvurularında kadın ve erkeğe aynı pozisyon için ücret beklentisi sorulduğunda kadınlar daha düşük rakam belirtiyor. Dolayısıyla burada biraz da cesaret ve biraz da aslında hakkımızı aramakla da ilgili bir şey söz konusu diye düşünüyorum ben. Burada da bu salonun bu cesareti vereceğine inanıyorum. Evet. Çağrımı da şöyle yapayım, çok kısa zamanımız kaldı dedin. Kurumsal hayat ve sivil toplum kuruluşlarının ancak ve ancak aynı buradaki STK'ların işbirliğindeki gibi el ele kol kola gittiği sürece yapabileceğine inanıyorum. O yüzden de bu salonda çok olduğunu zannetmiyorum ama olmayanlara doğru buradan gerçekten bir hedefle çıkalım. Herkes bir konunun savunucusu olmak üzere. Bu PERYÖN olabilir, KAGİDER olabilir, YKKD olabilir, hiç fark etmez ama toplumun ihtiyacı olan konularda savunucu olmak üzere ben herkesi gönüllülüğe davet ediyorum. Harika, harika. Ahu Hanım buralarda mı? Buralarda. Ben Ahu Hanım kadar iyi bir yatırımcı değilim. O 10 kat diyor ama bir tane olsa yeter. Yani bir deniz yıldızını bu salondaki herkes senin söylediğin gibi suya kavuştursa aslında çok daha büyük bir etkiyi yaratmış olacak bu zirve. Evet. Bade, senle devam edelim. Elimde bir sihirli değnek olsa şirketlerden korkuyu kaldırırdım. Her yaştan, her grade'den ve her pozisyondan insanın özgürce fikrini söyleyip aynı zamanda yüz yüze bunu neden söyledi deyip gelişime adanması için kullanmak isterdim. Elimde bir sihirli değnek olsa hiyerarşiyi olduğu gibi kaldırırdım ve ünvanları değil, tamamen görevlerimizi ve sonuçlarını ve yaratacağı etkiyi konuşmak isterdim. Elimde bir sihirli değnek olsa ezberlenmiş okullar ve ön yargılar yerine tamamen yeteneğe fırsat verilmesini isterdim. Vah, harika. Aslında şirketlerde korku diyoruz da insanlarda korku, şirketlerde değil onlar. Biz işte onu yaratanız. Orada da biraz tetiklediğimiz hallerimiz de oluyor ya, hani bastırılmış korkuları da ortaya çıkıyor. Tabii ama yani insan aslında. Doğru, hani doğru. Şirket İlk adım orada. Bir organizma değil. Evet. Evet. Bu panelin çıktısı olarak bir kere bir sosyal medya desteğimiz olsun. İş gücünde eşitlik, işte eşitlik hashtagleriyle bu paneli böyle bir tamamlamak isteriz. Biz sihirli değneği beklemeden ne yapabiliriz'i düşünerek geldik. Aslında biraz da denk geldi. Sosyal fabrika ve sosyal etki zirvesi. Biz de bunu ilk karşımıza geldi. Biz mutlaka burada olmalıyız. Bunu paylaşmalıyız herkesle dedik. Bu sene çıktığımız yollardan bir tanesi bu iş gücünde olmayan kadınların bir meslek edinmesi ve iş hayatına katılması yönündeydi. Çok sevgili Özlem Demirci Duyarlar yönetici ortağımız bu konuda beni inanılmaz motive etti. Biz de paydaşlarımızla, firmalarımızla, üye firmalarımızla ne yapabiliriz'i baktık. Dediğim gibi kadınlar her alandalar, her işteler. Kaynak ustası da olabiliyorlar, forklift operatörü de olabiliyorlar. Ve biz bunu kendimize misyon edindik. Bu sene rakam henüz çok taze, çok bebek bir fikir. Ama bu fikri hayata geçirmekle ilgili bu salondaki herkesi de buraya paydaş olarak katılmaya davet ediyorum. Onların iş hayatını meslekle davet etmek. Eskiden meslek sesi memleket meselesiydi. Şimdi meslek yüksekokulu da memleket meselesi. Teknik üniversitede memleket meselesi. Yani o kadar genişledi ki o meslek kavramı. Onu kadınlarla hayata geçirip iş gücündeki atılımı kadınlarla yapabileceğimize inanıyoruz. Böyle bir sihirli denek değil ama herkes de dediğim gibi değişim önce bizden başlıyor. Kendimizden başlıyor. Ebru Hanım'ın söylediği çok değerli. Önce o kadınlar iş maaşlarını kendileri özgüvenleriyle yüksek tutacak. Kendini yukarı taşıyacaklar. Herkes bir noktadan bir yerinde tutarsa bence olmayacak hiçbir şey yok. Süper, harika. Ben aslında gene hanımlara referans veriyorum. Hani konuyu kadın erkek ve bu şeyden de çıkararak evet. Bütün paydaşların, bu nesiller de var, gençler de var, engelliler de var, yaşlılar da var. Yani evet, farklı evet, alandaki evet. Ve bunların hayata dahil edilmesi evet. için bu kesimlerin neyi yapabileceğimizi düşünmemiz lazım. Çünkü zihindeki o duvarları kaldırdığımızda cinsiyet için kalkmıyor. Ya kaldırıyoruz hepsi için kalkacak evet. ya da kaldıramayacağız. Evet. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şu anda süremiz bitti. Gerçekten mükemmel bir zaman. Yaprak çok mutlu. Çok mutlu.